Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda dostlarım Supercell'in bizden saklamış olduğu gizli detaylara bakacağız. Artık Supercell'i bilen biliyor dostlar. Oyunlarında gizli detayları koymayı seven bir firma ve bunu yaparken çok hoşlarına gidiyor. Biz de bu gizli detaylara bakacağız. Hadi bakalım hazırsanız başlayalım. Bu arada dostlarım sizden bir fikir almam gerekiyor. Şu an anlık olarak kendimi iki kameradan kaydediyorum. Şimdi hemen ikinci kamerayı da açalım. Şu an anlık olarak görüyorsunuz beni. Birinci kamera B kamerası. ikinci kamera da A kamerası. Ters oldu biliyorum ama. Yani kısacası isimlendi dedim A, B kamerası diye. Ben her zaman kendimi B kamerasından çekiyorum. A kamerası da yeni bir kamera arkadaşlar. Test etmek için şu an anlık olarak iki kameradan kaydediyorum. Videoları sizler izlediğiniz için sizden fikir almam lazım. Sizce hangi kameranın kalitesi daha iyi dostlar? A kamerası mı, B kamerası mı? Lütfen fikrinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Benim için önemli çünkü dostlar. Hadi bakalım şöyle hemen A kamerasını kapatalım. B kamerasından devam. Çünkü her zaman kullandığım kamera bu. Ama ufaktan bir detay daha vereyim. A kamerası yani yeni kameraya eğer geçersem benim için editlerde, montajlarda çok daha kolay olacak. Hadi bakalım. Bakalım ilk etapta gözümüzün önündeki detaylara bakalım. Kimse bunları nasıl fark etmedi bilmiyorum ama yani direkt oyunun açılışı ekranında detaylar var arkadaşlar. Şu an açılsın bir dakika. Şurada güzel detaylar var. İlk başta onlara bakacağız. Ardından köy binası 16'nın ufaktan ufaktan gözüktüğü yerler var. Aslında tek bir yer var arkadaşlar. Orayı göstereceğim. Onun dışında daha var mı? Vardı. Birkaç şey daha göstereceğim. Yeni yıl ağaçları falan onları da gösterdiler. Onları da göstereceğim. Hadi bakalım başlayalım. İlk etapta şu açılış ekranının geniş bir fotoğrafını aldım dostlar. Burada ilk etapta Orta kısımda 4 tane kahramanımızı görüyorsunuz. Zaten koruyucu altın biletle geldi dostlar. Görünüm aynı bu şekilde ancak kral, kraliçe ve koruyucu gelmedi. Bunlar da görünümleri bu şekilde olacak dostlar. Her sezon yaptıkları gibi önce altın biletteki geliyor. Ondan sonraki haftalarda da diğer artık altın bilet dışında diğer kahramanlar geliyor. Bu sezon şampiyon, kral kraliçenin görünümleri bu şekilde olacak. Direkt ekranda görebiliyorsunuz dostlar. Çünkü oyuna girdiğimiz zaman market kısmında Aa, yeni paketler gelmiş bu arada. Bunları da alayım mı lan? Direkt market kısmında diğer kahramanların görünümleri olurdu. Daha gelmediler çünkü. Ama gelmeden şu an burada güzel bir şekilde görebiliyoruz. Onun dışında daha bitmedi. Burada iki tane daha kurabiyeli birlik var. Şimdi kurabiyeli birlik biraz saçma bir tabir oldu biliyorum. Ancak şurada bir karakterimiz burada. Bir karakterimiz de burada. Bunu net bir şekilde anlayabiliyoruz. Bu mini pekka. Clash Royale'deki mini pekka dostlar. Ne alaka burada bilmiyorum. Bir de burada bir... Çözemediğim bu da mı acaba Clash Royale'den bir karakter? Clash Royale oyuncuları yardım edin. Hani bu da mı Clash Royale'den bir karakter? Hani Mini P.E.K.K.A'yı tanıyorum da bunu çıkaramadım. E ne alaka oyunun açılış ekranındalar bunlar? Acaba köy binası 16'nın gelişilen birlikte gelecek olan birlikler mi? Bilemiyorum. Yoksa tamamen süs olsun diye biliyorsunuz Clash Royale'de Clash of Clans'ta aynı evrenin oyunları da olsa Clash evreninin oyunları maksat süs olsun diye de koymuş olabilirler sonuç olarak. Onun dışında başka bir şey var mı? Şöyle bakıyorum sağa sola. Yok yani burada bir belediye binası var da bu belediye binası 16 değil de olsa bu belediye binası 8. Başka bir şey var mı? Burada kralmış bu tamam. Bu ne? Bu da şampiyon. Direkt zaten görünümleri aynı dostlar. Tamam açılış ekrandaki detaylar bunlardı. Önceden gelmeyen kahraman görünümlerini gördük ve iki tane yeni birlik var. Ne alaka bunlar? Fikirler, fikirlerinizi yorumlar kısmına yazın. Sizce bunlar köy binası 16'dan altı birlikte gelecek olan yeni birlikler mi? Yoksa tamamen süs olsun diye koymuş olan... Anladınız işte. Hemen hızlı bir şekilde fotoğrafın büyütülmüş hali burada. Görüyorsunuz dostlar. direkt ilk dikkatimi çeken köy binası 16 olmamıştı. Biliyor musunuz? Şuradaki okçu kulesinin pembe oluşu biraz dikkatimi çekti. Çünkü pembe okçu kulesi yok arkadaşlar. Yani bildiğim kadarıyla yok. Yoksa var mı lan? Varsa da hiç dikkatimi çekmemiş. Onun dışında zaten şöyle biraz yakınlaştır yakınlaştır yakınlaştır. Aha da burada köy binası. Evet 16. Direkt çatısının sadece kırmızı olduğunu ve köşe hatlarının karamel sarı gibi bir renk olduğunu görüyorum. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Diğer detaylar köy binası 15'ten kalma detaylar zaten görüyorsunuz. Acaba dedim birlik falan var mı? Köylü burada var, büyücü burada var, binici, goblin, barbar. Başka da hiçbir karakter eklememişler ama en arkada gördüğünüz üzere dostlar köy binası 16'yı görebiliyorsunuz. Daha yakınlaşmıyor. yani en fazla bu kadar oluyor. Şu yukarıdaki kaya ne alaka? Onu ben çözemedim. Yani şunu söyleyebilirim. Gri, gri değil aslında. Şu gri, gri evet, gri. Kırmızı çatılı sarı detayları Olan bir belediye binası bekliyoruz dostlar Şimdi yaklaşık kaç detay gösterdim 3 detay oldu değil mi? evet 3 detay gösterdim Köy binası 16'nın ucundan böyle ufak bir Fotoğrafı e, açılış ekrandaki Detaylar bir de heh, twitter sayfasında Paylaşmış oldukları ne zaman paylaştılar Bunu 2-3 gün önce paylaştılar dostlar Şu an ekranda şu an ekranda direkt görüyorsunuz Burada direkt yeni güncellemeleri Ne zaman paylaşacağını söylemişler Aralığın 6'sında zaten Wednesday December 6'da hatta saatini de yazmışlar Türkiye saatine göre 18.08 0 oluyor arkadaşlar yani güncellemeler da gelecek bilginiz olsun hala kanalıma abone olmayanlar duyurulur onun dışında bir de şu video var bunun sesini bir kapatacağım ve büyük ekranda bir açmak isteyeceğim kalite en fazla bu kadar oluyor şimdi burada da bakalım ne detaylar göreceğiz bu videoda da sanki detaylar vardı bu altın biletten gelen koruyucu ha şurası arkadaşlar bakın zaten buradaki e, tomru görüyorsunuz bu bizde var dekorasyon olarak burada heh, daha net gözüküyor arkadaşlar burada direkt yeni yıl ağaçlarını görüyorsunuz. Şimdi en net burada gözüküyor dostlar. Direkt yılbaşı ağaçlarının altında da Noel kutuları var. Bu Noel kutuları her sene olduğu gibi bu sene de büyük ihtimal gelecek dostlar. Bu sene oyuna başlayanlar için şöyle ufaktan bir dip ee, dipnot geçeyim. Bu Noel kutuları Noel büyüsünden geliyor dostlar. Noel, büyüleri, Noel büyülerini çoğu kişi kullanmıyor aslında. Neden kullanmıyor? Çünkü verdiği hasar bazen çok yüksek oluyor bazen çok az oluyor arkadaşlar ve yıldırım büyüsüyle saldırı yapanlar bu büyüyü tercih etmiyor çünkü normal şartlarda yıldırım büyüsüyle alacağı değeri Noel büyüsüyle alamayınca savaşta patlıyor kimse o riske girmeyip kullanmıyor ben de kullanmıyorum açıkçası siz de büyük kullanmıyorsunuz ama ona rağmen ısrarla her sene götürüyorlar soracağım yetkililerle artık bağlantım var arkadaşlar soracağım Cem ne ayak bu Noel büyüsünü biz mi yanlış kullanıyoruz acaba yoksa gerçekten de tamamen rastgele bir hasarı mı var bazen çok hasar verdiği için söylüyorum bunu bunu soracağım Noel ağaçları da yani pasta gibi yapmışlar arkadaşlar yani tahmin etmek çok zor olmasa gerek çünkü e, konsepte uygun yapmaları gerekiyor biraz kurabiye murabiyeler de burada yani direkt adamlar şampiyonun görünümünü direkt kurabiye yapmışlar hani Yılbaşı ağacında kurabiyeli bir şey beklememek saçma olurdu. Onun dışında başka bir şey var mı diye bakıyorum. Başka da bir şey yok da olsa bir de yani bunu gördünüz mü bilmiyorum ama burada Kasım ayı için paylaşılan bir e, etkinlik takvimi var. Bu etkinlik takviminde neyin ne zaman geldiğini görebiliyorsunuz dostlar. E, şu an biz ayın 5'indeyiz. Zaten Last This Channel diye geçiyor burada. Videosunu attım 15. Belediye Binası için son mücadele. Zaten onu da bahsetmişler. Başka mücadele var mı lan? Ben de yeni bakıyorum. Yok başka yokmuş. Zaten 7'sinden 9 arasında bir birlik eğitimi var. O bak bir taşla army yani ordu güçlendirme kışlaları güçlendirme hızlandırma var pardon. Bu zamanda mutlaka duvarları fullüyorsunuz bir taşla sonuçta kışla hızlandıracaksınız. E, büyük ihtimalle inşaatçı üstü için bir etkinlik var iki günlük bir etkinlik. İnşaatçı etkinlikleri güzel e, ödüllü oluyor dostlar. Onun dışında kaynak hızlandırma var bir taşla tekrar bir etkinlik klan oyunları ve tekrar bir e, birlik eğitimi var birlik eğit etkinliği var. Ama bu takvimde köy binası 16 ilgili bir şey paylaşmamışlar. Ama ben biliyorum. Söyleyemem. Maalesef söyleyemiyoruz arkadaşlar. Bir size bir şey söyleyeyim mi? Gelecek olan her şeyi biliyorum. Her şeyi. Hatta size daha ilginç bir şey daha söyleyeyim mi? Ben bu yıl boyunca gelecek olan her şeyi biliyorum. <laughs> evet bunu bize söylediler maalesef. Ama ben size söyleyemiyorum. Tüh! Bak sen şu işe. Oğlum ne güzelmiş lan. Hani bırakın 1 iki hafta sonra gelecek olan bir şey. Ben kızardım bu arada. Bir <laughs> yıl boyunca gelecek olan her şeyi biliyorum. Ama dediğim gibi beklemede kalın. Çok ben harbiden söylüyorum çok güzel şeyler gelecek. Bakın ilk defa herkes tarafından Olumlu not aldılar arkadaşlar. Bu arada Clash for Nature'da şey sol taraf kazandı dostlar. Büyük Mahalle doğaya destek verenler kazandı. Ben denize destek verin demiştim de. Gerçi fark etmiyor ha doğa, deniz ikisi de aynı. Neyse videomuz bu şekildeydi. Bu sonunda sonuna kadar izleyenler spoilerları aldı benden. O zaman ne yapıyoruz? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın. Adios amigo. Bye bye.